aşağıdaki söz kısmıydı. Yukarıdaki notalara arada bir gözümüz takılırdı, o kadar. Notaların dünyasına 40 yaşından sonra neredeyse ud çalmaya heves ettim. O zaman o dünyaya girdim. Şimdi işte şu gösterdiğim nota o dönemdeki belki en iyi nüshalardan biri. Örnek olarak koydum. İşte ama notaları yeni öğrenmeye başlayan birisi için işte acaba şu ovalin içi boş mu dolu mu gibi sorular dahi oluyor. Müzik bilen birisi, nota bilen birisi tabii ki sekizlik, çengelli bir notanın içinin boş olmayacağını bilir. Hatta işte bazen el yazısı nüshalar olması nedeniyle acaba şu aralığa mı denk geliyor, çizgiye mi denk geliyor? Onu bile ezginin veya makamın gidişinden tahmin edebilir deneyimli bir kişi. Fakat yeni başlayan biri için bu işler kolay değildi. Deminki sayfada gözüktüğü gibi güftelerin daktilo ile yazıldığı bazı nota örnekleri görüyorduk. Fakat notalar kesinlikle kağıt kalemle elle yazılıyordu. Bu arada yüksek inşaat mühendisi Hüdayi Güneyli adlı bir Udi'den uç çalmak için birkaç ders aldım. Ve işte bir süre sonra yazılı notaları deşifre edebilecek bir düzeye geldim. O arada şu gördüğümüz nota, bir kısmını gördüğümüz notanın bir icrasını da buldum. Şöyle bir dinleyelim. Çalan kısım bu değil tabii ama şimdi sonra işte öğrendim ki bu çalan eser ünlü ud virtüözümüz Şerif Muhittin Targa'nın Nihavend makamındaki Kanatlarım Olsaydı adlı saz eseri. İşte çok seri bir icra olarak geldi bana. Ve dedim zaten iyi bir udi olamayacağım, anlaşılmıştı. Başladığım tarih itibariyle belliydi bu. Notalar okunaksız dedim vesaire. Dedim ki iyisi mi ben bu işi başka bir kulvarda sürdüreyim. Ve bir nota yazım programı fikri o tarihte gelişti. İsterseniz monotonluktan da uzak olması bakımından o programın şöyle bir çalıştırıp ufak bir şey göstereyim. Tahmin edebilirsiniz ki bu programı yazdıktan sonra ilk girdiğim nota örneklerinden biri şuydu. Şimdi nota düzgün, temiz bir hale gelmiş oldu. İşte hatta nüans işaretleri ekleyebildik vesaire vesaire. Bir de şu özellik tabii vardı. Çalamıyordum ama hiç olmasa benim yazdığım program çalabiliyordu. Bundan bir ufak teselli buldum. Yine kronolojik gitmek gerekmez. Şimdi musiki okuru çalıştırayım. Bu ondan çok daha sonra çıktı. Bu programa da o tür eserleri aktardık. Hatta evet tam orada kalmışım. Demin zaten gördüğümüz notayı dikkat ederseniz aynı nota buraya PDF formatına getirip buraya aktarmış olduk. Tamamen aynı değil mi? Tamamen aynı. Yani oradan bastırılıyor. Tamam. Hatta şuradaki midi icrası demin dinlediğimiz icranın aynısı. Üstelik burada işte ud, tambur, kanun, ney sesleri falan da kullanabiliyoruz. Mesela bunu ud sesiyle de bir dinleyelim. Hatta bir de şunu da göstereyim. Dedim ki
Ben Şerif Muhittin Targan'dan da hızlı çalabilirim. Yani böyle bir başlamış hikayesi oldu. Böyle bir yere evrilmiş oldu. Şimdi sunuma devam edeyim. Bu yaklaşık şu Musiki Alfa diyorum bu programa. Sebebi şimdi bugünlerde satışta olan, kullanımda olan Musiki diye yeni bir program yazmış oldu Utku. Onunla karışmasın. Ama o zamanki adı Musiki'ydi bunun. Ve mesela şu hale gelişi 1977 yılıymış. 1997 yılıymış. Şimdi bu dinlediğimiz eser, notasını verdiğimiz eser Nihavend makamındaydı. Arıza yapan bir şey. Buradan mı yapıyor? Nedir o? Evet, Nihavend makamındaydı. Bir daha olursa bir fark edelim bakalım. Bir süre sonra anladım ki yani mesele sadece temiz nüshalar yazmak değil. İnsan yani bütün dünyadaki nota yazım programları güzel temiz nüshalar yazmasına olanak verir ama hazır o notayı girmişken şöyle bir dinlemenizi de sağlar ki hiç olmazsa gözden kaçan, kulaktan kaçmasın, hata olmasın. Tabii Nihavend gibi nispeten Batı'ya yakın makamlarda, yani geçki falan olmayan eserleri konuşuyorum tabii. Bu iş nispeten grafik programı olarak ve birazcık çok uğraşmadan bazı Batı'ya yakın seslerle çözümleniyor. Fakat anlaşıldı ki mesele çok daha derin. İşte Türk müziği perdeleri için hala bugün de tartışmakta olduğumuz bir gerçek. Halbuki o sırada bundan 15 yıl, 14 yıl önceydi. Sırf böyle şu ekranda gördüğümüz Kan Temiroğlu'nun kitabından alınmış yanılmıyorsam bu bile yüzyıllardır işte sırf tamburun sapındaki perdelerin yerleriyle ilgili bir sürü çalışma yapılmış. Oradaki perde isimlerini ve üçgenleri ben eklemiş olabilirim. Evet, bir hiç sistem yoktu diyemeyiz. Klasik Türk musikisi için Arel Ezgi Uldilek denilen bir sistem vardı. Ve konservatuvarlarda TRT'de resmi kabul görmüştü. Fakat işte artık bilgisayar teknolojisini kullanıyordum. O teorinin verdiği sayısal değerlere göre tam o frekanslarda sesler üretiyordum. Fakat o sesler gerçek icralarda dinlediğim ses perde ve aralıklarla aynı değildi. Kuvvetli bir kulağım olduğunu iddia etmiyorum ama benim kulağım bile onun aynı olmadığını söylüyordu bana. İşte şöyle bir bak şuna dokunur oluyor demek ki bir oktavda 53 perde olan şöyle bir Türk müziği piyanosu öngördüm. Şu an itibariyle bu programla 2500 tane Türk müziği eserinin notası girildi. Hepsi bu piyanoda çalındı. Burada böyle çalındı ve burada işte bir oktavda 53 perde var ama programın olanak tanıdığı şey ses sistemleri bundan ibaret değildi. İsterseniz yine hem de monotonluğu bozmak adına şuraya geçeyim. Örneğin program işte 53 eşit temperamanlı sistemi destekliyordu. Abdülkadir Töre Ekrem Karadeniz'in 41 perdeli ses sistemini destekliyordu. Arel Ezgi'nin 24 perdeli sistemini, İşte halk müziğimizdeki 17 sesli düzeni ilaveten demin de adı geçen Harry Parch'ın bir oktavda 43 perde ihtiva eden sistemini ve Fransız müzik insanı Alain Danielo'nun bir oktavda 36 ses içeren sistemini de destekliyordu. Başkaları da var. Ama tabii bu da bir çözüm değildi. Yine de bir takım denemeler yapmak için bir olanak ele geçmiş oluyordu. Herhangi bir eserin notasını 53 ton eşit temperaman sisteminde girdikten sonra bu sistemlerde de dinleme olanağı oluyordu. Bu bazı şeyleri denemek için işe yaradı. Bir şöyle bir şey yapalım. Demin sadece resmini gördük. Şimdi o canlı olarak getirmiş olayım ve burada bir Hüseyini makamını çalayım. Sonra bunun notasını göstereyim. Yani şöyle de giriliyor. Yeni eser diyelim, işte deneme
dönüyorum. Sekizlik notalarla. Şu perde dördüncü oktavdaki la, dügah perdesi. Oradan başlıyorum. La, si, fa ma bemol, do, re, mi, fa, affedersiniz, fa diyez, sol, hayır. Aslında si sesi oluyor piyanodaki. Bu ahenkler karışıklığı itibariyle. Si, Mansur nısviyesi ahenginde tam dediğim notalar oluyor. Tabi duyduğumuz sesler onlar. Bu Mansur nısviyesi evet. Ahenginde olsaydık tam söylediğim evet, notalar. Bu şimdi kız ahenginde, kız nısviyesi. Tamam. Evet. Şimdi evet, muhayyer. Ev içi biraz daha pes çaldım. Hüseyin'i, Neva, Şarkı'ya. Bunu da biraz pes çaldım. Müsemmen demişim. O yüzden böyle bir gruplandırma yapmış. Önemli değil. Dikkat ederseniz çıkışta tek koma bemol normal diyez. Bunun sistemi şu anda bir ses olarak bakalım. Şurada sanki başka diyez bemol işareti görmemiz gerekiyordu. Şuradan bir dinlemeye çalışalım. Bu Holder koması çözünürlüğünde çalışan bir evet. Yapı değil mi? Öyle ama demin dediğim gibi şimdi burada bile deneriz ama vakit kaybetmeyelim. Demin sözünü ettiğim 4-5 sistemde şu diziyi dinleyebiliriz. Yani komalardan çok farklı şeylere de en yakın şey. Olan perde. Evet şimdi demin. Evet normal çalarken çıkarken 1 koma bemol işte 4 koma diyez. İnerken 3 koma diyez, 2 koma bemol ve dikkat ederseniz hem ters bemol hem üzerinde 2 var. Türk halk müziği ile Türk sanat müziğinin bir karışımı gibi bir notasyon sistemi. Bunu bir dinleyelim MIDI dosyasını. Dediğim gibi bu 53 eşit tonda böyle ama işte gidip her parçada dinleyebiliriz vesaire. Şimdi bu program sırf teknik konularla da sınırlı kalmadı. Giderek işte bestecilerimizin, güfte yazarlarımızın hayatları, eserleri, doğum yerleri gibi bilgileri de işin içine kattım. Kendim öğreniyordum, öğrenmek ihtiyacındaydım çünkü. Bir tür ansiklopedi olma yoluna girdi böylece. İşte bazıları teknikti, burada gördüğümüz gibi. Rast makamı dizisi diye diyelim programın içine girip dinleyebiliyorduk. Nitekim gene canlı bakalım derim buna. Makamlar, işte söz gelimi, yani bütün makamların bilgilerini böyle bir veri tabanına girmiştim. Şuradakiler Holder komaları mı? Evet, evet ama dediğim gibi şuralar. Şey olanağı var. Evet, diyelim karciğer makamını seçtim. İşte bizim yaptığımız ölçümlerle diyelim donanımda bunu gösterelim veya göstermeyelim. Si'leri 2 koma, mi bemolleri, fa diyezleri 3 koma olarak yaptık. Diyelim bunun dizisini dinleyebiliyoruz. Duk, şimdi pek kullanılmıyor. Sevindim. Çünkü bakın mesela şurada aşağıdaki bazı istatistik değerler var. Mesela benim veri tabanının bir alt kümesinde 23 tane karciğer eser varmış. Bunun histogramı. Yani bu 23 tane eserde hangi perdeler ne kadar kullanılmış? Burada işte kırmızı olanlar adetlerin yüzde olarak karşılıkları, mavi olanlar sürelerin yüzde olarak karşılıkları. Bir de aralık histogramı. Karciğer makamında işte en çok şu perde, şu aralık kullanılmış. İşte unison kendine geçiş, sıfır komalık aralık şuymuş. Daha sonra işte tanin neymiş gibi. Böyle istatistik bazı değerler
veriyoruz. Bir de eğer gecikmiyorsan şunu göstermek isterim. Vakit bu, bu sayede makamını bildiğimiz bilmediğimiz bir eserin makamını bulabilmek gibi bir olanak oluyor. Diyelim şu eserin Beyati makamındaymış. Ama çoğu türkülerimizin makamı bilinmez malum. Ben bunu bilmiyor kabul edip şunun makamını bul diyorum. O demin bahsettiğim histogram, 40 tane makam için histogramlar var. Onlarla karşılaştırıyor ve %10 hata ile bunun Beyati olduğunu, bu Nesent'ten Can'ın bu geliş eserinin %90 olasılıkla bir anlamda Beyati olduğunu buldu. Ona çok yakın olarak da Isfahan buldu, Gerdaniye buldu. Bilmiyorum bunu müzik olarak yorumlayanlarımız, yani mantıklı mı bu sonuçlar. Bunu işte burada... Dikkat edilirse si bemol ikiler vesaire burada da var. Beyati makamında. Evet. Daha çok Gerdaniye'yi andırdı bana ama. Yani haklısın. %85 haklısın. Gerdaniye o yani, üst rastın var. Oktavından başlıyor ama oktavı altında rasta inmiyor. Dügahta uşak gibi karar veriyor. Aranameden başladığı için de öyle bir izlenim olmuş olabilir. Hı. Bir de buradan bakalım. Aynı diyelim bu kez burada hangisi Sabaha'ya bakalım örneğin. Yani Musiki'yi okurdu. Tabii bu daha gelişmiş oldu. Sabaha makamı dizisi bu. Veri tabanında Sabaha makamında şu örnekler var. İşte Sabaha'nın bir teori kitaplarımızdaki dizisi arel ezgi sistemine göre bir de bizim bazı ölçüm sonuçlarından elde ettiğimiz değerleri var. Diyelim bu Sabaha perdesi, Sabaha dizisi perdelerinde bir gezinti yap. Tamburla kız neyi ahenginde diyorum. İşte buraya girmişken veri tabanında Sabaha makamında olan eserlerin biz listesi geliyor. Diyelim Semti Dildare bu demler haberin var mı sabahı dinlemek istiyoruz söz gelimi Sufi Ziya Özbekkan'ın eseri. Hatta şunu durdurayım bir enstrüman grubuyla çaldırayım isterseniz. Hatta velveleli mümkünse değil mi? Ritmi velveleli olsun. O da olabilir. Şöyle yapayım. Bu usulü aksakmış bu. Şuradan vermeleri seçtik. Deminki prezentasyonda işte aksak diye bir iki tanesine bakalım. Aksak usulü notası buymuş. Şöyle vurulurmuş. Bu kadın bendir sesi. Bir de başka bir çalgı imkanı var galiba. Evet. Bendir değil de kudüm var kudüm mesela. Diyelim. Gerçi kudüm sample'ı daha iyi değil ama hadi onu da madem düet vurduralım hazır kudümü seçmişken ve velveleli vurduralım. Tamam. Evet. Yani istersek sonsuz defa çaldırabiliyoruz. Minimum iki kere çaldırıyoruz ki son darbın uzunluğunu tayin edebilelim. Malum bir kere çalarsa ucu açık kalacak. Evet, yani şeyler adım adım böyle ilerledi. Bunu anlatmak için buralara geldik, devam ediyorum. Bunu işte yapıyordum bu işleri ama kendi içimde kapalı devre. Bunun ilk dış dünyaya açılışı bir sempozyum vesilesiyle oldu. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın 2000 yılındaki şeyinde sempozyumunda şöyle bir bildiri sundum. Onunla hemen hemen zamandaş olarak o dönem
kurucusu ve yöneticilerinden olduğum Çağdaş Musiki Çırağan Musiki Derneği'nin sitesini internette açtım. Bu site hala aktif, musiki.org. Orada bazı bu musikinin nota örneklerini falan sergilemeye başladık. Evet. Eser sayısı artıyordu. O dernekte, adı geçen dernek kapsamında bir sürü nota yayınladık. Bu programla yazılmış 36 fasikül yayınladık. Her biri 32'şer sayfa. Ekin'de de eserlerin MIDI formatında enstrümantal icralarını veriyorduk. Sonradan bir yayın evi buna talip oldu. Resmen matbaada bastı. 21 tanesini bastı. Bunlardan özellikle şu Fihristi Makamat dediğimiz eser, bazen karın atık diye de geçiyor. Bu yani bir içinde, sadece bu eserin içinde 119 tane farklı makam vardır. Bu eserin, bu şeyin ilk basılışıydı. Üstelik yerli bir programla basılmıştı. Ve Ekin'de gene CD vardı, çalışma CD'si. Fakat bu kez yani işte biraz daha ses kalitesi artmıştı. Buradan sonra musiki okur dediğimiz bugünkü sunumun asıl başlığı olan aşamaya geldik. Oraya gelişimizi şöyle kısaca bir hatırlatayım. Bir ben kullanıyordum programı. İşte eser sayısı 1000-2000'i aşmıştı fakat bir ben de bir arkadaşım, Aydan Bakan diye bir arkadaşım kullanıyordum. İşte internet sitesinde notaları yayınladığımız, paylaştığımız için, işte kitapçık olarak basıldığı için bir sürü ilgi oluyordu. Program çıksın da hani bize, aynen şu lafı bana söyleyen oldu. Yani bize balık değil, balık yemeği değil, balık tutmayı öğretin. Yani verin de programı biz kullanalım falan diyenler oluyordu. Bu arada işte yakın dostlarım, bir sunumu şimdi izledik. Uğur Keçecioğlu, bir de Ömer Tulgan. Onlar sırasıyla Notist ve Nota 2.2 programlarını çıkarmış ve kullanıcılarla paylaşmaya başlamışlardı. Böyle bir aşamada ticari yazılımlar üreten bir firma, Datasoft Limited'in sahibi Metin Yılmaz bu programı profesyonel bir kadroyla yazalım dedi. Yani nota yazım ve ansiklopedi olarak. Ancak zaten çoğu malzeme önden hazır olmuş evet. Görünüyor. Evet, yani bunlar hazırdı. Doğru. Gördüğünüz gibi iyileştirmeye kalmıştı işte. Hı. Usul falan vesaire vuruyordu, makam dizilerini şey yapıyordu ama daha güzel bir arayüz gerekiyordu. Evet, o teklifi kabul ettim, çalışmaya başladık. İşte ben hem kod yazdım, hem ansiklopedik bilgileri bu ansiklopediye aktardım ve gözden geçirdim. Ömer Tören diye bir arkadaşımız tek başına neredeyse kodların yarısını yazdı, yarı zamanlı bu işe ayırdığı halde. Gülhan Cihan ve Emre Başaran diye iki arkadaşımız da ansiklopedinin zenginleşmesi ve grafik tasarımı üzerine çalıştılar. Sonradan Utku kadroya dahil oldu. Ses özelliklerini son derece iyileştirdi. Bu çalışma gidiyordu. Fakat aradan 1,5 yıl geçti. Hala nota yazım kısmını gerçekleştirememiştik. Bunun üzerine ya bu bir ansiklopediye evrildi. Bari bu halini çıkaralım. Sonradan nota yazım kısmını çıkarırız dedik. Ve bu program çıkmış oldu. İşte yaklaşık 6 yıldır kullanılıyor. İşte 10 bin mertebesinde indirildiğini biliyorum. Ben 4 yıl süreyle program çıktıktan sonra 4 yıl süreyle yeni güncellemelerde görev aldım. Son 8-9 aydır o şirketle herhangi bir ilişkim kalmadı. Onlar satmaya devam ediyorlar bildiğim kadarıyla. İsterseniz musiki okur dedik. Bir iki özelliğini gösterdik. Şöyle bir iki şeye daha bakalım. Diyelim bu kez Segah Neyzen Yusuf Paşa'nın Segah Keşrevi'ni gene şöyle dinleyelim. Durduruyorum. Şimdi dikkat edilirse mutlak kulağı olanlarımız fark edeceklerdir. Burada işte la siz falan diye başlıyor. Bir daha başlatayım. Do, si la si do diye. Do, onu hiç karıştırma zaten. Onu diyorsan tamam. Kız Neyi ahenginde olduğumuz için
bu aslında si görünüyor notada. Bu da solfeji si diye yapıyor ama duyduğumuz ses başka. Bunu ya o zaman duyduğumuzu, işittiğimizin solfejini yap diyebiliyoruz. Güzel bir olanak bence. Çünkü diyelim Yalçın Tuğra'nın bir saptaması vardır. Bizde bir eser bir sürü ahenkten okunur. O yüzden öğrencide mutlak işitme yetisi gelişmesine olarak kalmaz der. Şimdi hem notaya bakın, her sese do deyin, her sese re deyin, gerçekten kalmaz. Onun için bir de radyüse buluşu de var değil mi? Bakalım. Bu bile yetersiz. İşte önce benim bir aklıma gelen Çağdaş Musiki Derneği'nde denediğim, sonradan Ozan Yarman'ın daha geliştirdiği birlikte bir ortamda ortaya çıktı. Türk musikisi dizisinin Rast dizisidir, ana dizi. Rast, Dügah, Segah, Şadiyah. Bunun ilk iki harflerini, ilk hecelerini alalım. Burada radyüse diye solfej yaparsak ilke olarak yanlış yapmış olmayız. Çünkü Türk musikisindeki sesler itibaridir. Batı müziğindeki gibi frekanslara rapt edilmiş değildir. Gerçeğinden hareketle bari böyle solfej yapalım diye önerdik. İşte burada da evet, içinde bulunan 1500 tane eserin radyüse solfeji mümkün oluyor. Bir de bir parantez açabilir miyim hızlıca? Bunun bir de radyüse notası var. Onu da web sitemin bir köşesinde bütün bu radyüse solfeji ayrıntılarıyla birlikte okumak mümkündür. Formlar, Türk musikisinde kullanılan formlar şunlardır. İşte açıklaması şöyledir. Şu anda beste murabba'nın üzerindeymişiz. Bunun akış şekli şudur. Database'de bu formda şu eserler vardır gibi olanaklar var. Usule baktık. Türk musikisinde perdeler, işte arel sisteminde şunlardır. Bunu hızlıca bu kez mesela kanun sesiyle dinleyelim. Piyano görünümü de var. İşte rast, nim zirgüle, zirgüle, dik zirgüle, dik zirgüle, Hüseyin Ali gibi gidiyor. Ama buraya sadece arel sistemini koyduk. Demek ki gibi şey değil. Bu perdelerin, makamların daha temel bir yapı taşı olan cinsler dedik. Biz şimdi dörtlüler ve beşliler deniyor. İşte Türk müziğinde çargah, rast vesaire şu dörtlüler vardır. Bunlar bir araya gelince makamları oluştururlar. Bir de son zamanlarda üçlüler var. Bir de üçlüler var. Mesela Hüzzam Beşlisi şudur. Teori kitaplarında şu komalara sahip olduğu söylenir ama işte biz ölçümlerimizde şu tür komalar bulduk. Gene bunu isterseniz bir çıkıcı inici olarak dinleyelim. Bir de yeri gelmişken bu mu iyi? Şu mu? Teori kitaplarımızda tam gördüğümüz değerlerle seslendirirsek. Tabii ki yani bilmiyorum şey yapmak istemem ama ikincisi bir daha dinleyelim. Tabii ki doğru olan B şıkkı. Evet. Evet, burada görüldüğü gibi küsuratlı koma yani 53 eşit tamperaman değil istediğimiz şeyleri hatta burada başka cinsten de pay payda 77 bölü 72 vesaire gibi oransal olarak da görebiliyoruz. Ve son olarak da şuna bir bakalım. Veya son mu diyelim. Türk musikisinde ahenkler meselesi bir yeni başlayan birisi için çok zor kavranan bir olaydır. O yüzden bunu görsel ve işitsel böyle bir anlatım şurada anlatılıyor. Burada işte şu gri notalar bizim basılı notalarımız. Siyah notalar ahenge göre değişen notalar. Mesela şu anda bol ahenkteymişiz. Bizim icracılarımız şu griyi görür, solu görür fakat re çalar. Yani piyanodaki karşılığı olan evet, sesi. İşte bu bol ahenk, efendim şu şah çok yaklaştı. Ne zaman Mansur Nısfiyesi'nde batı ve doğu notaları yani görünenle işitilenler çakıştı dikkat ederseniz. Bizde genellikle şu ahenkten icra yapıldığı dikkate alınırsa
Çok ilginç. Yani bizim sazendelerimiz, saz sanatçılarımız gerçekten kutlanmayı hak ediyorlar. Şunu görüyor, şunu çalıyor. Transpozisyonu kafasında yapıyor. Üstelik işte şöyle diyezler, bemoller, beş komalıklar falan. Bu dört ses dedikleri ama 4+4 yani nasıl oluyor? Art şey 11'li pesten. 11'li pesten o da, oluyor. O da görünüyor okunuyor bilmiyorum. 11'li pesten. Evet. Ama işte bir oktav bir de dörtlü pest tarafından. Görüldüğü oktav gibi oktav artı tam ses evet. Pesten. Şurada da şey görülüyor. İşte Mansur nısviyesini seçince la ile dügah çakışıyor. Si ile segah hemen hemen çakışıyor. Hemen hemen. Hele hele do ile çargah da çakışıyor gibi ama bir fark olduğu görülüyor. Çünkü bizim şey değil, bizim makam arızasız diyez bemol almayan seslerimiz 12 eşit temperaman sesleri değil. Burada çok net olarak görünüyor. İşte dolayısıyla bu ahenkte böyle şah ahenginde la ile rast çakışıyor. Davut da la ile evit çakışıyor. Mola Henk'te Layla Hüseyin'i çakışıyor vesaire. Şöyle attırıp gittik mi demin dediğim gibi her notaya, notada her görünene, her ismi verebiliyoruz. Dolayısıyla Radyüse'yi savunuyoruz. Radyüse yararlı bir şey diye düşünüyorum. Ve çok vaktinizi almayayım. Son birkaç dakikada toparlayalım. Evet. Musiki ailesinin son üyesini şimdi Utku tanıtacak. Onun için onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Kendisi ama onu söyleyemeyeceğini tahmin ettiğim bir şey söyleyeyim bari. Benzerlerine da işte bu finaleler, Sibelius'lar dahil olmak üzere mikrotonal çok sesliliği de desteklediği için gerçekten dünya çapında bir program olduğuna inanıyorum. Zaten ilk yurt dışından da son derece ilgi görmesi bunun bir kanıtı ve son olarak bir iki söz söyleyeyim soru cevap olursa işte o sonra Utku uzman arkadaşımdan ben son şeyimi söyleyeyim burada da çok kısaca şunu söylemek zorundayım işte İstanbul'da bir plaket verildi fakat ben onun gerekçelerini orada ayrıntılı olarak açıkladığım gibi o plaketi Datasoft şirketine vereceğimi taahhüt ettim. Anladığım kadarıyla burada da böyle bir şeyden bahsediliyor. Burada sürpriz olarak o bence olmasa daha yeridir. Çünkü burada ödüllendirilmek istenen bir şirket ürünü değil fakat o yönde gerçekleştirilen şahsi azımsanamayacak çabalardır, emeklerdir. O açıdan bence bu defaki sürprizi Kemal Karaosmanoğlu bence değerlendirmeye alacaktır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kablo yetiyor mu bunun oraya? Evet. Kemal Karaosmanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz bu sunumundan ötürü. Şimdi sözü aynı konu çerçevesinde Mus2 programını anlatması dileğimle Utku Uzmen arkadaşıma veriyorum. Bu sesi bağlantısını da verelim o tarafa. Ses bağlantım var. Var mı? Tamam onu çıkartmış olduk. Evet, şimdi Utku bize Mus2 mikrotonal müzik ve makamsal müzik için nota yazım programından bahsedecek değil evet, mi? Evet. Aslında sanırım buradaki müzikle ilgili çoğu kişi az ya da çok da olsa nota programı kullanmıştır. Ve bu programların eksiklerini fark etmiştir. Yaygın olarak kullanılan tabii yabancı kaynaklı programlardan bahsediyorum. Programlar batı müziğine yönelik geliştiriliyor. 12 ton eşit temperamana göre. Yine bu sistemdeki tek diyez, çift diyez, tek bemol, çift bemol işaretlerini barındırıyor genellikle. Bunun dışında bunlar yıllardır geliştirilen ve bir yandan da tekrar tekrar yeni sürümlerinin satılması amacıyla piyasaya sunulan ürünler oldukları için yıllar içinde çok karmaşık hale gelmiş durumdalar. Gerekli gereksiz bir sürü özellik içeriyorlar. Ve fiyatları da oldukça yüksek. Biz bu eksiklikleri düşünerek Mus2'yi geliştirmeye karar verdik. Özellikle müzik açısından eksiklere bakarsak 12 tek dışındaki ses sistemlerinin ifade edilmesi yani işte bu makam dizileri olabilir, mikrotonal müzik olabilir. Tabii burada
şunu da söylemek çok yerinde olur. Türk müziğinin bu konudaki sorunları aslında mikrotonal müzikle de hemen hemen aynı diyebiliriz. Bilmeyenler için söyleyeyim, tet ton eşit taksimat. Evet, yani oktavın 12 eşit evet. aralığa bölünmesi. Ve mikrotonal müzikte de aynı problemler olduğu için ve bir nota programı geliştirmenin de oldukça büyük bir proje olduğunu da hesaba katınca, bunu yapmışken mümkün olduğunca çok müzik kültürünü faydalanabileceği bir şekilde yapalım diye düşündük. Ve o yüzden buna göre bazı özellikler ekledik. Yine değiştirme işaretleri meselesi var. Her ses sistemine göre değişiklik gösteriyor bu işaretlerin gereksinimi. Türk müziğinde kullanılan işaretler var. Mikrotonal müzik için tek bir işaret sisteminden bile bahsedemiyoruz. Hemen hemen her besteci kendi sistemiyle çalışabiliyor, çalışmak isteyebiliyor. Yüzlercesi var. Evet. Ve bunların da en sonunda yazılan notanın doğru entonasyonla, doğru frekansları duyarak dinlenebilmesi meselesi var. Bu üç özelliğin olmadığı bir programdan mikrotonal müzik için nota programı diye bahsetmek pek mümkün değil diye düşünüyorum. Ve bu özelliklerin olmadığı bir programda birçok kültürün müziğini yeterli bir düzeyde temsil edemez. Biz de bu eksiklikleri musikide nasıl çözmeye çalıştığımıza bakalım. İlk başta tabii ses dizileri var. Burada 3 tane örnek ses dizisi görüyoruz. 12 ton eşit temperaman, Türk makam müziğinde kullanılan ses dizisi ve Just Intonation ses dizisi. Tam tınılamalı sistem. Evet, yani basit oranlara dayalı perdelere abanan sistem. Evet. Frekans değerlerine baktığımız zaman burada her 3 sistemde 7 tane doğal perde kullanıyor. Bu perdelerin frekanslarını görüyoruz portaya yerleştirilmiş şekilde. Aslında belki sayısal olarak çok küçük farklar gibi görünüyor ama bu sistemlerde beste yapan ya da müzik icra eden kişiler için bu farklar çok büyük. Duyumu tamamen değiştiriyor. Bunun dışında aslında doğal perdelerin sayısı 7 ile sınırlı olmak zorunda değil. Daha fazla olabilir, daha az olabilir. Hatta bu perdeler do çizgisinden başlayacak şekilde yerleştirilmek zorunda da değil. Burada her üç sisteminde do çizgisinden başladığını görüyoruz ama bu mecburi bir şey değil. Tabii böyle bir program geliştirince o zaman hangi ses sistemini baz almalıyız diye düşünmek gerekiyor. Türk müziğine baktığınız zaman bu konudaki tartışmalar hala devam ediyor diyebiliriz. Mikrotonal müzik zaten tek bir ses sistemine yoğunlaşmamak üzerine aslında ortaya çıkmış bir yaklaşım. O yüzden bunu tek bir ses sistemiyle çözmek mümkün değil. Biz de musikide projeksiyonda gördüğünüz akort penceresini düşündük. Burada aslında normal notada kullandığımız portenin bir genişletilmiş halini görüyoruz. Sol alt köşede. Burada portenin her çizgisine ve boşluğuna denk düşen perdelerin frekanslarını doğrudan belirleyebiliyoruz hertz değeri olarak. Ya da sağ alt köşede gördüğünüz üzere ilk perdeye göre kesir olarak ya da cent olarak bir oran olarak belirleyebiliyoruz. Yukarıda perde sayısının ayarlanabildiğini görüyoruz. Yani 7 ile sınırlı olmak zorunda değil. Yani diatonik dizi olmak zorunda. Olmak zorunda değil. İşte mesela Japon müziği sistemi kullanacaksınız. Belki daha az perdeye ihtiyacınız olacak. Pentatonik 5. Evet. Ya da işte 31 ton eşit temperaman kullanacaksınız. Ondan daha işte 12'den daha fazla bir doğal perde sayısı seçip kullanabilirsiniz. Başlangıç seviyesini ayarlayarak do çizgisinden farklı bir yerden bu diziyi başlatabilirsiniz. Oktav oranını normalde 2'ye 1 olarak kullanılır. Bu oranı değiştirebilirsiniz. Yani oktavı daraltabilirsiniz ya da genişletebilirsiniz. Ve diziyi tek bir değerle hepsini, bütün perdeleri bir kere de transpoze edebilirsiniz. Ve bu şekilde hemen hemen her ses sistemini tanımlamak mümkün. Değiştirme işaretlerine geldiğimiz zaman ilk başta dediğim gibi her ses sisteminin kendine özgü gereksinimleri var. Ve bu 12 tette olan
4 tane diyez ve bemol işaretleriyle karşılanamıyor. Ve yine tek bir işaret sistemi önermek mümkün değil. Türk müziği için ara lezgi, uz dilek işaretleri kullanılıyor. Başka işaret önerileri de var. Yine mikrotonal müzik için sajital sistemde kaç yüz tane bilmiyorum ama toplam. Yani yüzlerce işaret var. Ayrı ayrı kategorilerde olarak önerilmiş. Ben onların içinden birkaç tane alıp gösterdim. Evet. Bunun için de yine porta ekranına benzer bir ekran gerekiyor. Onu da burada görüyoruz. Burada herhangi bir simgeyi bilgisayarda yüklü olan bir müzik fontundan ya da bir SVG uzantılı vektör grafik dosyasından alıp notaya arıza işareti olarak koymak mümkün. Bu işaretin konumu ve boyutu notaya göre ayarlanabiliyor. Ve müzikal değeri cent cinsinden tanımlanabiliyor. Mesela burada 150 cent denmiş. Bu 3 yani çeyrek tonda 3 çeyreklik bir diyez oluyor. İşte buraya pozitif bir değer yazdığım zaman işte diyez görevi gören bir işaret tanımlamış oluyorum. Negatif bir değer yazdığım zaman bemol tanımlamış oluyorum. Sıfır yazarsam da kendi bekar işaretimi tanımlayabilirim. Tabii bunları aslında diğer o batı müziğine yönelik dediğimiz programlarda zor da olsa bir şekilde halletmek mümkün. Bir dereceye kadar da olsa. Ama doğru entonasyonla seslendirme konusunda o bir çözüm bulunamıyor ya da o belki daha da zor onu başarmak. Ve bu seslendirme konusu olmadan aslında bilgisayarda nota programı çok eksik kalmış oluyor bence. Tabii biz musikide bütün ses sistemlerinin tanımlanabilmesini amaçladığımız zaman bunların çalınabilmesini de mümkün olmasını istedik. Bunun iki tane yolu var. Bir tanesi musikideki mikrotonal sampler. Sampler dediğimiz aslında yöntem ya da enstrüman diyebiliriz artık. Müzik aletlerinin ses örnekleriyle çalışan, yani her perdesinin kaydedilmesi ve programa tanıtılmasıyla seslendirme yöntemi aslında. Musikide Türk müziği çalgılarının ses örnekleri bulunuyor. Her ne kadar şu anda bu çalgıların kalitesinden memnun olmasak da hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. 32 bit hassasiyetle çalışıyor. Yani frekans hesapları insan kulağının algılayabileceğinden çok katlarca daha hassas. Ve MIDI bazlı sistemlerdeki polifoni limiti yok. Yani aynı anda çok sayıda notayı doğru entonasyonla dinleyebiliyoruz. Ama profesyonel düzeyde çalışan müzisyenler tek bir programla genelde yetinmezler. Yaptıkları her işi en iyi hangi program yapıyorsa o programı kullanmak isterler. O yüzden musikide yazılan notaların dışarıdaki programlara da aktarılabilmesi gerekiyor. İşte Cubase olur, Logic Pro olur. Prodüksiyon sistemlerine aktarmak gerekebilir. Bunun için de MIDI'ye aktarma özelliği var. Tabii mikrotonal sistemler Türk müziğindeki sistem de dahil buna. Söz konusu olduğu zaman bu iş çok basit değil. Çünkü MIDI de aslında standart olarak batı müziğine yönelik düşünülmüş bir sistem. Yine 12 ton eşit tamperman sistemini baz alıyor. Mikrotonal sistemleri ifade etmek istersek pitch bend denen sesleri bükme mesajlarını kullanmamız gerekiyor. Tabii bunun da bazı sıkıntıları var. Bu sıkıntıları aşmak için de 4 tane algoritma bulunuyor musikide. Bu algoritmaların bulunmasının sebebi de mümkün olduğunca çok programla bu işi uyumlu hale getirmek istememiz. Hani bu dün Skorda Tura programını Aaron Andrew evet. Hunt gösterdi. Oradaki kanallara hangi notaların iz düşürüleceğiyle ilgili evet. algoritmalar değil mi? Evet, onu şimdi göstereceğim aslında. Musikideki sampler doğrudan frekanslarla çalışıyor. Bu açıdan mikrotonal müzik yönünde bir problemi yok. Yani istediğimiz frekansı not olarak bunu çal diyebiliyoruz ve o da büyük bir hassasiyetle çalıyor içindeki enstrüman sesleriyle.
Fakat MIDI işte söz konusu olduğu zaman 12-10 eşit temperamandaki notalara göre mesajlar göndermemiz gerekiyor. Bunu yaparken en yakın notayı bulmamız gerekiyor. Mesela burada 436.05 Hz'lik bir nota çalmak istemişim. Buna en yakın La notası var 440 Hz'de. Tabii bunun farkını hesaplıyor program. 15.61 sent olmuş. Ve buna göre bunu karşılayacak MIDI mesajlarını üretiyor. Ve bu benim 3'teki Holder koması ebadi oluyor. Evet. Kaan'daki bir mandal kaldırma. Evet. Evet, tesadüf. Tabii pitch bend mesajları MIDI'nin bütün 16 kanalını bir kanala pitch bend mesajı gönderdiğimiz zaman o kanaldaki bütün notaları etkiliyor. Halbuki biz her notanın ayrı bir değerde bükülmesini isteyebiliriz. O yüzden aynı anda çalınan notaları ekranda gördüğümüz şekilde kanallara dağıtmak gerekiyor. Bu bahsettiğim 4 algoritmanın yaptığı şey de aslında bu özetle. Dağıtım işi yani. Evet, dağıtım işi. Ben çok teknik detaylarla ilgilenmiyorum diyenlerimiz olursa aslında özetlemek gerekirse musiki yazdığınız notayı gerek enstrüman sesleriyle olsun gerek diğer programlara aktarırken mümkün olduğunca o müziğe has özel aralıkları ses sistemlerini muhafaza ederek çalıyor ya da aktarıyor diyebiliriz. Bazı genel özelliklere bakarsak nota yazarken simgeleri kağıda eklediğimizde otomatik olarak yerleşiyorlar. Yani yerlerini elle ayarlamaya gerek olmuyor. Wave ve AIF formatlarında yazdığımız notanın seslendirmesini kaydedebiliyoruz. Anlattığım şekilde MIDI'ye aktarabiliyoruz. Popüler grafik formatlarında resim dosyası olarak kaydedebiliyoruz. Ve diğer programlardan aksine PDF olarak kaydettiğimizde herhangi bir font problemi yok. İşte bu ne bileyim finalenin fontuyla yazdım. O program diğer bilgisayarda yüklü müydü? PDF dosyası doğru görünecek mi diye bir endişe yok. Grafik formatlarını aktardığım zaman notamı başka bir bilgisayarda musiki kurulu olmasa da görüntüleyebiliyorum. Musiki hem Windows'ta hem de Mac'te çalışıyor ve İngilizce ve Türkçe kullanılabiliyor. Ve bütün bu özelliklerle geniş bir kitleyi hedeflemiş olduk. Ve bu kullanım haritasına baktığımız zaman da aslında dünyanın birçok yerinde kullanıcısı olduğunu görebiliyoruz. Haritada yeşilin tonlarıyla gösterilen gerçek burada. Doğru renk seçimi yeşilin tonları. Çok iyi görünmüyor ama hemen hemen dünyanın her ülkesinden ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Ve biz de buna bağlı olarak programı geliştirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda en büyük güncellemesi olan 2.0 sürümünü çıkarmayı planlıyoruz. Bu sürümde en çok bizden istenen özür dilerim. En çok istenen özellikleri eklemeye çalıştık. Bunlardan ilki MIDI kayıt, MIDI klavye ya da MIDI diğer MIDI enstrümanlarını kullanarak kayıt yaparak nota yazmak ve MIDI dosyalarından yine nota aktarmak. Yine başka bir istek, başka çalgı seslerinin olmasıydı. Şu anda çalgı sesleri çok fazla değil ve kaliteleri de çok iyi değil. Bunları yeniden daha profesyonel şartlarda kaydedeceğiz. Ve bunun dışında kullanıcılar kendisi ellerinde ses örnekleri varsa bunları da programın içinde tanımlayarak kullanabilecekler. Dosya aktarma formatlarından bahsetmiştik. Yine Music XML formatını destekleyeceğiz. Bu da diğer nota programlarından nota aktarma, musikiye nota aktarma ve musikiden dışarı nota aktarma için yararlı olacak. Ve Kemal Bey'in de anlattığı musiki okur, Türk müziği ansiklopedisine bilgilerinden yararlanarak nota editing, yani nota düzenleme imkanını sağlamak istiyoruz. Ve bu proje yakın zaman önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın COSGAP adlı biriminden ARGE desteği aldı. Bu sayede bu geliştirme işlerinin daha hızlı, daha verimli devam edeceğini söyleyebiliriz. Musiki Okur gibi Musiki de Datasoft firmasının ürünü olarak ortaya çıktı. Gelişimini ben yaptım. Ama aslında
fikir babası, isim babası Kemal Bey'dir. Ve bu programın aslında ortaya çıkmasını da yönlendirmeleri, test aşamasındaki yönlendirmeleri olsun, içeriğinin belirlenmesi olsun önemli bir katkısı var. Biraz daha zamanımız var sanırım. Var. Programı göstermek istiyorum. Tabii ki, tabii ki. En önemli tarafı o olacak. Aslında yeni bir nota mı yoksa? Bu aslında test etmek için yazılmış bir nota. Dün mikrotonal müzikle ilgili sunumların da belki ufak bir özeti toparlanması gibi bir şey olur diye düşündüm. Bu nota aslında bir, yani bir müzik eseri değil. Programın çeşitli fonksiyonlarını test etmek, egzersizini yaptırmak için yazılmış bir nota. Yani buradan çok kısa birkaç akor dinletmek istiyorum. 12 ton eşit temperamanla just intonation arasındaki farkları duyabilmemiz için. Buradaki akorları testere dişi dalga dediğimiz sesle dinleyeceğiz. Elektronik bir ses. Synthesizer'larda, analog synthesizer'larda kullanılan sawtooth denilen. Evet, sawtooth. Bu dalganın özelliği bütün aslında armonikleri barındırması. Yani bütün tam sayı katlı doğuşkanları barındırması. Aslında burada göstermek istediğim şey akordun sadece duyumda aralıkları değil, tınıyı da etkileyebildiği. Testere dişi dalgayı seçmemin sebebi just intonation aslında doğal armoniklerin kullanılmasıyla elde edilmiş bir dizi olarak düşünülebilir. Burada da aslında bunu kullandığımız zaman akoru oluşturan perdelerin doğuşkanlara hizalanmış oluyor frekans açısından ve tınının değiştiğini göreceğiz. Burada çok kısa dinleyelim. Bu 12 ton eşit temperamandaydı. Bunu şimdi just intonation'a değiştireceğim. İkinci örnekte akorlar daha keskin tınlıyor. Tınırım. Onlar ortadan evet. Kalkıyor. Olabilir. Evet. Daha konsonant bir duyum elde ediyoruz. İsterseniz bir Türk müziği örneğinden devam edelim. Burada altta görebildiğiniz üzere usul notasyonu da mevcut. Dinlediğimiz zaman usul eşliğiyle dinleyebiliyoruz. İsterseniz biraz daha mı dinleyelim? Kaldığımız yerden bir ölçü daha mesela. Tamam. O da mümkün. Demiştik ki bütün ses sistemlerinin musikide temsil edilebilmesini istedik. Türk müziği ile ilgili çok seslilik denemeleri olan Türk besteci ve müzikolog Kemal İlerici'nin örneklerini göstermek istiyorum bu konunun sırası gelince. Burada La Hüseyini diye bir eserinin notası var. Bildiğimiz kadarıyla
ilericinin bu eserleri seslendirme imkanı olmamış, özellikle piyano üzerinde. Musiki sayesinde en azından bir fikrimiz olabiliyor nasıl tınladığı hakkında. Demek ki işin içine mikrotonlar girince asıl havasını buluyor. Doğru mikrotonları yerleştirmeyi başarabilirsek. Evet. Başka bir örnek daha olması lazım. Onu dinleyelim isterseniz. Mehmet Yektay'ın kendi arıza işaretlerini önerdiği bir notasına bakalım. Gördüğünüz gibi bu mavi renkli araç şeridinde çeyrek ton, yani 12 ton eşit amperemanla ilişkilendirebileceğimiz işaretler bulunuyor. Altında Türk müziği Arelezgi Uğuz Dilek Sistemi'nin işaretleri var. Türk halk müziğinin işaretleri var ve Mehmet Yektay'ın kendi kullandığı işaretler altta eklenmiş durumda. Onları ekleme usulünü gösterdin mi? Göstereyim hemen. Burada simgeler ikonuna bastığımız zaman bu pencere karşımıza çıkıyor. Burada aslında zaten tanımlanmış olan işaretler var. Türk musikiyi kurduğunuz zaman aslında içinde zaten 12 ton eşit amperman işaretleri ve Türk müziği, klasik Türk müziği ve Türk halk müziği işaretleri hazır olarak geliyor. Yani hemen nota yazmaya başlayabiliyorsunuz. Ama isterseniz burada kendi işaretlerinizi de ekleyebilirsiniz, kullanmadıklarınızı çıkarabilirsiniz. Sık kullandığınız işaretleri ve ahenkleri, akortları ayrı dosyalara kaydedip onları her başladığınız yeni notaya hızlı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Mesela burada bir holder komalık bemolü tanımlamış. Mesela fonttan yükle deseydik buradan bir simge seçerek, bir müzik fontu olsaydı buradan seçerek yükleyebilirdik. Konumunu ayarlayabiliriz, büyüklüğünü ayarlayabiliriz ve az önce bahsettiğim gibi burada müzikal değerini belirleyebiliriz. İsterseniz bu örneği de dinleyelim. Son olarak isterseniz Bach'ın bir eserine göz atalım. Bu da yine doçent doktor Ozan Yarman'ın önerdiği bir akortla, minton, golden minton, yani ortalama. Nasıl oluyor? O bir altın orana dayalı bir araton temperamanı. O zannedersem
majör altılı aralığı altın oranla ilişkilendirmek suretiyle beşliler çemberi oluşturulabilen bir temperament. Çok sesli galiba. Evet, evet, bu da çok sesli bir örnek. Burada yine aslında çok da memnun olmadığımız seslerle dinleyeceğiz. Bu sesler aslında çoğumuz için belki bilgisayarla müzik meselesinin bağdaşmaması için böyle bir itici bir şey oluyor, etken oluyor ama onu en kısa zamanda telafi etmek istiyoruz. Yani bu şu anda sadece aslında fikir vermesi için. Zaten bilgisayarda dinlemek de her zaman yani asla canlı bir icranın yerini tutacak bir şey değil. Yani tınılara değil aralıklara yoğunlaşmamız evet. Gerekiyor burada. Keman sesi henüz programda olmadığı için ney sesiyle ney sesinin bir gayet de idare eder bir ney sesi bence. Dinlemiş olduk. Evet. Burada toparlayalım mı? Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama tam ara vermeden önce bir de Plaka diye bir yazılımım var. Onu da hızlıca bir açmanı isteyebilirim. Bu bilgisayarda yok. Bunda yok mu? Utku Uzmen, Kemal Karaosmanoğlu'nun danışmanlığındayken Yıldız Teknik Üniversitesi bir de Plaka diye bir yazılım gerçekleştirdi. Bu nasıldı? Bir fiziksel modelleme sentezleyicisi. Fiziksel modelleme sentezleyicisi. Onu da görme imkanı olsa çok da güzel olurmuş. Biraz eski bir program olduğu için. Ama o da mikrotonal. Böyle metalik barlar, işte çubuklar var. Çubukları ve sürttürme modellemeyi grafik tabletlerle özellikle. Port özelliği eklenince tam tersine orada yazılmış bir notayı buraya alıp burada editlemek mümkün hale gelebilir. Yani çok tebrik ediyorum. Finale tavsiye ediyorum. Evet. Finale çöker bu iki çöker. Harika. Yani ben çok tavsiye ediyorum ve tebrik ediyorum ayrıca. Teşekkürler. Evet, başka bir soru varsa alalım. Evet, Sayın Melik Ertuğrul Hoca. Buyurunuz. Tabii o piyano parçası, Kemal Hoca'nın piyano parçasını ben de ilk kez dinliyorum bu şekilde. Kanun'da bunu Tahir Adioğlu ile çalmaya çalışmıştık ama şimdi çok hoş bir sürpriz oldu. Oradaki Segah perdesi mesela çok hoş ve güzel bir sürpriz oldu benim için. Böylece hocamı da yad etmiş oluyoruz. Allah rahmet eylesin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hakiki kıymetleriyle dinletildi buradaki. Kemal Hoca'nın öğrencisi. Evet. Bir başka soru doğrusu bekliyoruz. Çünkü bu iki sunum son derece etkileyiciydi. Olmazsa ben bir soru soracağım. Bu 10.000 kadar bir kullanıcı talebi olduğunu söylediniz. Musiki Okur'a. Yani 10.000 kere ziyaret edilmiş site. Bunların arasında merak ediyorum. Hani dün de biraz bahsi geçti. Bizim devlet kurumlarımızdan bir takım ilgi var mı? Öyle bir belirtiler görüldü mü? Son bir yılla yakın zamanki gelişmeyle ilgili bilgim yok. Onu söylemiştim. Öncesine dair resmi bir devlet kurumundan bir başvuru vesaire yok. Fakat işte bir de şunu düzelteyim. Sırf erişim değil programı indirmişler. 10.000 kişi indirmiş. İşte onun kurulumu aşamasında bir e-mail adresini gönderme seçeneği var. Oradan gelen adreslerdeki uzantılara bakarak gov.tr'ler var mı? Falan
oluyor ama tamam, tamamen kişisel. Orada çalışan memurların falan şeyi. O da bir şey tabii. Değil mi? De hiç yazımsal olmak lazım. Varsa düşüncesi olan, bir sorusu olan Utku Uzmen'e veya Kemal Karaosmanoğlu'na. Peki. Bu seansı burada noktalıyoruz. Panellerimiz sona ermiştir. Sırada bir çay kahve arası verelim. Bir yarım saat sonra açık oturum tartışma kapanışla plaketlerimiz var. Evet. Oraya gelmeden önce o zaman aramızda eğer bulunuyorlarsa Tolga Hançoğlu ve Sinan Cemeroğlu, onlar gittiler. Buralardalar. Peki. Benim söylediğim daha makul değil mi sevgili hoca? Yani şimdi bir ara verelim. Tartışma, oturum gibi bir kapanış yaptıktan sonra plaketleri öyle yapalım. Tam bir 20 dakika, 30 dakika içerisinde toplanırız, öyle yaparız. Olur mu? Peki. Çok teşekkür ederiz. Tekrar buluşmak üzere. Saat 13.30'da... Taksim mi? Hayır. Ben sizi piyanoya davet etsem sizin orijinal... Orijinal işleri. Evet. Bir de onu dinleyelim. Hemen öğlen... Tam öğle arası. Başlayın. Ben çalmaya başlayayım. Yemek öncesi. Bir Chopin işte, şey yapayım, bir vals çalayım. Evet. Peki ben şeyi bir duyurayım. Bu, ondan sonra fırsat olmayabilir. Saat 13.30'da Tolga Hançoğlu ve Sinan Cem Eroğlu konseri var. Mikrotonal gitar ve perdesiz gitarla kaçırmamanızı tavsiye ederim. Görüşmek üzere öğleden sonra. Thank you.
Thank you.
Çok teşekkürler. Erkan Oğlu'nun Gizat'la eseriydi. Şimdi 10 dakikalık küçük bir sunum yapacağım mikrofonlar gitar üzerine. Sonra Ozan Yarman'ın impromptu oy havasıyla dinletiyi bitireceğiz. Ses. Çok kısa aslında biraz özetlemeye çalışacağım. Biraz mikrotonal gitar müziğinden bahsetmek istiyorum ve çaldığımız gitarlar aslında fark etmişsinizdir normal standart gitarlar değil. Biraz hani bu noktaya nasıl geldi gitar dünyası oradan bahsetmek istiyorum. Normalde klasik gitarda mikrotonlar çıkmaz mı? Çıkar. Ama değişik tekniklerle çıkıyor bu mikrotonlar. Burada 6 kategoride bunları sınıflandırabiliyoruz. İşte telleri kaldırarak, telleri akortlayarak, yatay vibrato, armonikler, multifonikler, çeşitli özel teknikler uygulayarak normal gitardan mikrotonları çıkartabiliyoruz. Ama bunlar tabii ki mikrotonal müziklerin icrasında yetersiz oluyor. Yani bazı eserlerde efekt olarak kullanılabilirsiniz. Ama bir makamsal bir eser çalmak istiyorsanız ya da bir Pisagor akor sistemi üzerine bir parça çalmak istiyorsanız bunlar yetersiz. Bunun için de zaten gitar tarihinde klavyede arayışlar var. İlk örnek 1829'a ait Perone Thompson'ın gitarı. Gitarda birçok delik var gitarın klavyesinde. Çizimde görüyorsunuzdur. Bu deliklere perdecikler, küçük perdeler yerleştirilerek 1829'da böyle bir deneme yapılıyor. Çok yaygınlaşmıyor. 1925'te gitar dediğimiz çeyrek ses gitarlar Meksikalı besteci Julian Carrillo için yapılıyor. Normal gitarlarda iki perde arasının tam ortasına ekstra bir perde çakılmasıyla yapılması aslında kolay bir gitar. Sonra 1944'te Harry Parcher gitarları var özel. Klavyeye bakarsanız bütün perdeleri çıkartmış. Kendi istediği oranlarda perdecikler eklemiş ya da perdeler eklemiş. 1945'te de soldaki gitarı, perdesiz bir gitar. Bu gitarı elektro gitarda kullanılan slide aletiyle tellerin üzerinde kaydırarak çalıyor. Üçgenlerde istediği oranları belirtiyor. Perdesiz gitar zaten makamsal müziklerin perdesiz gitarda ilk uygulamalarını Erkan Oğur yapıyor 1970'lerden itibaren. Ve şu anda aslında çok ciddi bir perdesiz gitar okulundan bahsedebiliyoruz Türkiye'de. Aynı zamanda ekolden. Bir başka deneme perde ya da perdecik eklenmesi klavyeye. Burada ilginç bir gitar var. 70'lerin başında Tom Stone'un klavyesi değiştirilebilir gitar. Yani klavyede mıknatısla birçok yukarıda gördüğünüz klavyeleri oturtabiliyorsunuz ve yukarıda da istediğiniz bütün ses sistemlerini deneyebilirsiniz. Ama tabii bunlarda perdeler yine sabit. Oranlarını ayarlıyorsunuz, çakıyorsunuz, ondan sonra gitar da değişebiliyor. Ve bunun üzerine aslında bayağı bir repertuar üretiliyor. Özellikle Amerikan gitarist John Schneider tarafından. Çok önemli besteciler Lou Harrison, Harry Parcher, Terry Riley bu gitar için eserler yazıyor ve güzel, önemli bir mikrotonal gitar repertuarı oluşuyor. Bu perdecik eklenmesinde İranlı gitarist Lili Avşar'ı da örnek gösterebiliriz. Normal gitara perde ekleyerek bir çözüm yaratıyor ve kendisi İran müziğine örnekleri klasik gitar için düzenliyor. Onur Türkmen'in de bir elektro gitarında yine perdelerin yerleri çok farklı. Bu da bir örnek. Bir başka kategori benim için önemli olan Alman Luthier Walter Vogt'un gitarları. Hassas akortlanabilir gitar klavyesi. Çünkü tellerin altındaki kanal fikrini ben Walter Vogt'tan esinlenerek tasarlamıştım. Burada daha yakından bir şey var, fotoğraf. Alfonso Montes'le Kircher Dio'nun yine aynı gitar. Bakarsanız perdeler tamamen sabit değil. Küçük oynamalar var. Çünkü gitarda biz çok entonasyon sorunlarına ile karşılaşabiliyoruz. Oktavlar tutmaz. Çok rahat akortlar tutmayabilir. Özellikle tiz pozisyonlarda. Bu gitarla perdeler yavaş yavaş çok az bir şekilde sağa sola hareket ettirilebilerek bu sorun çözülüyor. Demin dinlediğiniz ayarlanabilir mikrotonal gitarda
fikir aslında kanal fikrinin bir aşama ötesi. Bütün perdeler niye serbest olmuyor? Ve pratik bir şekilde nasıl değiştirilemiyor? Yani nasıl değiştirebiliriz sorusu üzerine. 2008 yılında tasarladığım İTÜ Doktor Erol İçer Müzik İleri Araştırma Merkezi'nde Profesör Şevval Beşiroğlu'nun desteklediği ve bilimsel araştırma projesi haline getirilip finanse edilmiş bir proje. Ekrem Özkarpat da gitarı 2009 yılında bitirdi. Şimdi en son aslında nasıl perdeleri oynattığımı göstereceğim. Çünkü Ozan'ın parçası için birkaç perde değişiklikleri yapmam gerekiyor zaten. Ama sadece son olarak da birkaç şey özetlemek istiyorum. Yani bu gitarla tasarladığımda hani elime geçtiği 2009'dan beri neler yaptım? İşte ilk 5 parça buna bir bakımdan örnekti. Bunun dışında farklı akor sistemleri de bu gitarla tabii ki çalınabiliyor. Mesela Pisagor akor sistemini ele alalım. Doğal beşliler üzerinden giden sistem. Lou Harrison'ın Sonata in Ishartum adlı eseri Pisagor akor sistemi üzerine kurulmuş. Ve bu sistemde bu müziği çalmak istiyorsanız normal gitarı çalamazsınız. Çünkü bu eşit temperaman sistemden böyle farklılıkları var. Yani sent olarak farklı Pisagor akor sistemine göre. Ve perdelerin böyle ayarlanması gerekiyor. Şimdi vakit olsaydı bunun hani videosu falan var ama hani ilgilenenler de internetten izleyebilir. Bu eser var. Just Intonation tamamıyla doğuşkanlar üzerinden çıkan sistem. Bunun üzerine de Lou Harrison'ın bir Serenade adlı eserini dinlemiştim. Burada mesela 5 limitli Just Intonation dediğimiz sistemde doğal üçlüler ve doğal beşliler. Bu da perdelerin bu şekilde değiştirilmesi gerekiyor bu eseri icra edebilmek için. William Alaudin Matthew, Amerikan bestecinin benim gitarım için yazdığı bir eser vardı. Bu Just Intonation sistemi hani çok zor modülasyon yapıldığı için eleştirilen bir sistem aslında. Yaygınlaşmamasının en önemli nedenlerinden biri eşit temperamana karşı modülasyon yapılamamasıydı. Bu eser aslında onu kırmaya yönelik bir eserdi. 3 farklı tonal merkeze modülasyon yapılıyor. Burada da hepsinin sentleri gösteriliyor. Çünkü buna gitar aslında olanak kıldı. Hem 8 telli olması hem de bütün perdelerin oynatılabilmesiyle aslında bu eseri icra ederken o 3 tane farklı diziye Just Intonation'da bu perdeler izin verebildi. Tabii çalması biraz güç oldu ama çalışılınca biraz oluyor. Biraz fazla çalışmak gerekiyor bu esere. Bunun dışında mean tone temperament dediğimiz ortalama ses temperamanı olarak çevrilebilir belki. Rönesans ve barok döneminde çok kullanılan ve birçok çeşitli olan sistemde de bir deneme yapmıştım. Bu eser quarter coma mean tone en fazla çok popüler olan bir ortalama ses temperamanı. Beşlileri biraz bozup doğal üçlüler elde ediliyor bu sistemde. Ve Vihuelist Luis de Narvaez'in Guardan Mas Vacas parçası gitaristler bilir. Bu eserin de aslında besteci tarafından istenen akor sistemiyle çalındığında perdelerin böyle olması gerekiyor. O dönemde tabii Vihuela'nın oynanabilir perdelerini iterek bu sisteme ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdilik bu kadar bu sunum. Şimdi son esere geçeceğiz. Ben perdeleri değiştireceğim önce. Aslında basit sunumdan sonra çalmak isteyen olabilir, aranızda gitaristler olabilir ya da yakından görmek isteyen olabilir, gelebilirler. Şimdi işte dediğim gibi her telin altında kanallar var ve bu gitarın üstünde kesinlikle böyle sabit bir perde yok. Bütün perdeler Lego parçacıkları gibi, bir tane çıkartayım şuradan, şöyle bütün perdecikler, yani 200-300 tane perdecik var. Bunlar kanallara giriyor ve sağa sola doğru oynatılıyor. Oynaması basit. Şu iki tane aletle istediğim bir perdeyi şöyle getirip sola doğru çekiyorum. Şimdi geri koyayım da eserde sorun yaratmasın. Sonra geriye. Bütün perdeler bu şekilde oynatılabiliyor. Bunun dışında perde çıkartmak istiyorsanız bu oltayla yakalıyorsunuz perdeyi. Şöyle kanaldan yakalayıp
ameliyat eder gibi, sanki kurşun çıkartır gibi çıkıyor. Ondan sonra eğer bir daha çakmak istiyorsam, bunu yerleştirmek istiyorsam elimle istediğim bölgeye yerleştiriyorum. Gitarın mekanizması bu kadar basit aslında. Şimdi Sayın Uğur Keçecioğlu ve Sinan Cemiloğlu'nu tekrar sahneye davet ediyorum. Ozan'ın impromptu oyun havasını Ankara'daki ilk seslendirişini yapacağız. Thank you.
kısmına geçebiliriz herhalde. Sinan sana ne istiyorsun? Sana da soru gelir. Sorusu da var mı? Sinan Cem Bey'e soran benim. Bu çaldığınız örnekler arasında makamsal olanlar vardır bol miktarda. Şöyle bir gözlemim oldu, o konudaki fikrinizi merak ediyorum. Tabii ki bizim türkülerimizi normal gitarlarla icra eden çok kişi oluyor. Burada sadece bu perdeli gitarla çalındığında dahi perdelerin farkları rahatlıkla anlaşılıyor. Ama özellikle sizin o perdesiz gitar devreye girdiğinde hele hele glissando, portamento yaptığınız, vibrato yaptığınız anlarda sanki en çok o anlarda bizim makam müziğine yakın bir duyum alıyoruz gibime geliyor. Bunun bir savunucusu veya Erol Sayan'ın glissando bölgeleri kavramı diye ortaya attığı, Murat Bardakçı'nın da bu tarihsel olarak da böyle bir tez vardı diye desteklediği olayla ilgisi var mı? Bu görüşe, bu gözleme ne dersiniz? Yani ben o tarihsel görüş çerçevesinde bir icra sergilemiyorum kendi adıma söylemek gerekirse. Tamamen yani provalarda ne çaldıysam sahnede onu da çalıyorum aslında. Biraz daha doğaçlamaya yönelik bir icra yapıyorum. Ama hani o bölgelerde belki size yakın olmasının sebebi hem tınısal olarak normal gitardan farklı perdeler olmadığı için daha ud ve laftamsı bir tınısı var. Onun dışında benim çaldığım çarpmalar ya da içindeki işte onun istediğimiz genel süslemeler neticesinde belki size öyle bir şey geliyor olabilir ama hani o glissandolar işte portamentoları özellikle hani Erol Sayan'ın ya da Murat Bardakçı'nın dediği görüşte bir icrada bulunmuyorum ben. Yani içimden nasıl geliyorsa yani ben bağlama çalarak müziğe başlamıştım. Belki oradaki çarpmalar veya diğer süslemeleri kullandığımdan kaynaklı öyle bir şey geliyordur size. Sinan ben bir şey rica edeyim. Sunum için tabii ayrıca çok teşekkür ediyoruz sevgili Tolga, icralar için de öyle, eser için de öyle. Çok yalın olarak, mesela Hüseyin'i makamında bir küçük bir melodi çalıyorsun diyelim ki, bu bir halk türküsü de olabilir, empövize bir şey de olabilir. En çok süsleme yapma ya da parmağını en çok kaydırma hissi duyduğun perdeler, yani bir yalın bir icra yaparak bir örnek gösterebilir misin? Yani mesela Neva'da nasıl duruyorsun, Çargah'ta nasıl duruyorsun ya da Segah geldiğinde ne yapıyorsun o anlamda? Aslında en çok çarpmayı yine Segah bölgesinde yapıyorum yani özellikle. Özellikle onu rica ederim. Yani onun dışında zaten diğer bütün geriye kalan 7 derece tamamen temperaman noktalar üzerinde gittiği için. Kısacık bir melodi çalabilir misin öyle? Mesela sadece şöyle bir şey çalsak mesela. Buradaki şu sonunda yaptığım çarpma aslında sadece vibratoyla ilgili bir çarpma. Yani normal klasik perdeli bir miktarda çalsam bendle veya yukarı aşağı giderek de yapacağım bir şeydi. Ama özellikle hani seyir veya parça esnasında yaptığım şey mesela bu bölgede yapıyorum. Evet. Bu özellikle hani şu mücennet bölgesindeki özellikle C'de ikinci derecede yaptığım tamamıyla makamın içinde olan bir şey aslında. Son bir şey rica edeyim. Bir hiç süsleme yapmadan yani bir Hüseyin'i beşlisi çalıp bir de süsleme yapma ihtiyacı duyarak bir örnek yapabilir misin senden rica etsin? Mesela şöyle bir şey yapalım. Normal bir şeydi. Yani tamamıyla aslında o çarpmalar ve yaptığım bütün glissandolar veya sahilde yaptığım diğer çarpmalar aslında hani bizim müziğimiz içinde bulunan ve o müziğin bize yakın gelmesini sağlayan geleneksel bir süreçten kaynaklanan çarpmalar veya süslemeler. Yani düz yapınca aslında klasik gitarda yaptığımızdan bir farkı kalmıyor. Olmayacak gibi. Doğru. Belki o gitarda yapsa... Aynı şey senin gitar için söz konusu mu? Yani Segi açısından nasıl bir süsleme yapmaya ihtiyacı duyuyorsun orada? Ne yapar? Oradaki perde gitti. Şimdi şey yapıyor, yanına aslında çarpma evet, yapıyor gibi oluyor. Bağlamadaki mantı yapıyor. Evet. Dolayısıyla yani o aslında Segah perdesi ama yanında Buse'lik üzerinde tril yapılmış gibi oluyor.
Evet, ben de aynı şey geçerli aslında. Tabii bendeki alan daha özgür. Yani perde olmadığı için evet. Tamamıyla tambur. Çok daha geniş bir alanda vibrato şansı oldu. Tambur ve uttaki olanaklar bende de var gibi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi mesela son icra ettiğin parça itibariyle ya daha önceki parçalar itibariyle oktavda kaç perde oluyor? Yani bu düzenek itibariyle. İstediğim kadar koyabilirim. Ama şu anda si bemol 2 ve fa diyez 3 denen hani halk müziğimizde o perdeleri koymuştum. Aynı zamanda Ozan'ın eseri için mesela bir şurada 25 centlik bir perde var. O özel istemişti orayı. Ama iki tane ekstra yani 14 olmuş oluyor perde o zaman. 14 oluyor. Teşekkür ederim. Ben şunu merak ediyorum. Kullandığınız gitarlar özel tasarım olan gitarlar. Normalde müzikle uğraşan insanlar bu gitarları nereden bulabilirler? Yani şu an piyasada bulunuyor mu? Ya da o kullandığınız perde çubuklarına nereden ulaşabilirler? Bunu merak ediyorum. İki gitarın da yapımcısı Ekrem Özkarpat. Özellikle Ekrem Özkarpat perdesiz gitar çok fazla yapıyor. Yani mikrotonal gitar biraz maliyeti fazla bir gitar olduğu için şu anda bir tane var. O da burada. Ama hani iki sene boyunca dünyanın dört bir yerinden hani çok soruldu nasıl yapılacak falan. Ben herkese tüm zaten internetteki videolarımda da belli aslında sistem. Ve şu anda denemeler var. İşte Fransa'da birkaç yapılıyor. Hatta mandolinle deneniyor bir tanesi. Bir tanesi Almanya'da elektro gitarda deneniyor. Şu anda bir yapım süreci var. Zaten önemli olan ne kadar çok yapılırsa ve ne kadar çok çalınırsa, icrası artarsa o önemli. O yüzden bu şu an mikrotonal gitar için o bir bahsettiğiniz bir sorun aslında. Çok yaygınlaşmadı ücreti nedeniyle. Ama perdesiz gitar çok şu an yaygın bir şekilde yapılıyor zaten. Yani hazırda da bulunabiliyor aslında Amerikan gitarı. Yani hazır halde bu şekilde yapılmış halde bulmak mümkün mü? Perdesiz gitarı mümkün. Yok sizin çaldığınızı. Yok. Özel sipariş. Yani ileride ama olacaktır diye tahmin ediyorum. 5 sene ya da... Peki siz düşünüyor musunuz böyle bir şey? Yani ben piyasaya sunmayı. Ya yapımcı olmadığım için yapımcı olsaydım düşünürdüm. Ama öyle bir şeyim yok. Yani ben daha çok icraya odaklıyım. Teşekkür ederim. Yok galiba başka soru. Çok teşekkür ederiz.